Sayın Genel Başkanım, sevgili milletvekilim, Sayın Genel Sekreterim, Genel Saymanım, Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, çok değerli hocam, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, yedi bölgesinden gelen sevgili İl Kadın Kolu Başkanlarım ve değerli basın emekçileri ve tabii ki bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili Halkımız öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eşitlik gelecek toplantımıza hoş geldiniz. şimdi size kısa bir sunum yapacağız. Aslında bu sunumu üç bölümden hazırladık. Birinci bölümde eşitliği getirmek için neler yaptık? Kısaca onları anlatacağız. İkinci bölümde yedi ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlere dönük olarak neler yapmayı planlıyoruz ve bugüne kadar neler yaptık onlardan bahsedeceğiz ve son bölümde de eşitliği getirmek için genel olarak yapılması gerekenlerden bizim dışımızda da yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Ben şimdi izninizle öncelikle neler yaptığımızı kısaca özetlemek istiyorum. Göreve geldikten sonra Türkiye'de her bölgede, her ilde, her ilçede hızla örgütlendik ve hatta Cumhuriyet tarihinde hiç kurulmamış olan 303 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarını ilk kez kurduk. Ve bu arada tabii bir yandan örgütlenirken diğer taraftan da aramıza yeni kız kardeşlerimizi kattık. Hedef bazlı üye çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tabii bunun içerisinde erkek üye kaydı da yapmış olmakla birlikte Kadın üyede epeyce yol kat ettiğimizi birazdan daha somut olarak da sizlere aktaracağım. Aile destekleri sigortası Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarına emanet edilmiş olan ve partimizin çok kıymetli bir projesi olduğu için Bizler de Umud'un elçileri olarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamaya çalıştık. Hane ziyaretleriyle, saha çalışmalarıyla aile destekleri, sigortasını her yerde anlattık. Gene Yaşamak projemizi hayata geçirdik. Aslında bu proje İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesinin uygulanmasıydı. 7-24 faaliyet gösteren bir çağrı merkezimiz kanalıyla 444-82-85 numaralı hattımızı arayan tüm istismar mağazalarımızın kız kardeşlerimize ve gene cinsel istismara uğramış olan çocuklara destek hizmetleri sunduk. Ve bu arada tabii... 120'den fazla baroyla, sivil toplum örgütüyle, meslek odasıyla protokoller yaptık. Yani sivil toplum örgütlenmesinde de çok önemli bir mesafe kat ettik. Yaşamak otobüsümüzle ülkenin 81 iline ve 462 ilçesine gittik. İnternet erişimi olmayan kız kardeşlerimize ulaştık orada. Örneğin biz yaşamak otobüsüyle bir kente gittiğimizde yanımıza gelip bizden nasıl destek alabileceklerini soran arkadaşlarımız oldu. Birçok hikaye biriktirdik ve birçok kız kardeşimizi uçurumun kenarındaki yaşantıdan alıp kendine yeni bir düzen kurması yönünde katkı sağlayacak bir dayanışma içerisine girdik ve tabii kadın örgütleriyle de sımsıkı kenetlendik. Özellikle her çarşamba düzenli olarak yaptığımız toplantılarla da kadın sivil toplum örgütleriyle çok yoğun bir temas ve ürettiğimiz kadın politikalarının yaygınlaştırılmasını sağladık. Her ay ortalama her aya denk düşüyor. Es zamanlı basın açıklamaları yaptık. Bunu özellikle yaygın ve yerel basında ve internet medyasında da daha duyunur hale getirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem politikalarının hem de kadın politikalarının daha geniş kitliler tarafından duyulmasını izlenmesini sağlamaya çalıştık, bunu hedefledik ve tabii her Salı günü düzenlediğimiz Demir Leblebi sohbetlerimizle video konferans üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları bin kişiye kadar katılım izni verecek şekilde il yöneticileri hep bir araya geldik ve dilimizi, vizyonumuzu, hedeflerimizi ortaklaştırdık. Gene bizim için çok kıymetli olan bir devrimsel adıma imza atıldı. Partimiz siyasi partiler yasasında eşit temsil ve fermuar sistemini öngören kanun teklifini verdi. Biz bu kanun teklifinin hazırlanması için hem uluslararası parlamentolardaki uygulamaları hem aynı zamanda e, sivil toplum örgütlerinin, kadın örgütlerinin bu konudaki istek ve beklentilerini netleştirecek, çok uzun saatler süren, çok detaylı görüşmeler, toplantılar ve fikir alışverişinde bulunacak bir takım etkinlikler düzenledik. Ciddi bir kamuoyu yarattıktan sonra da bu kanun teklifinin meclise verildiğinde Yine kadın derneklerini de alıp meclise gittik ve hep birlikte o kanun teklifiyle ilgili yapılan konuşmaları izledik. Malumunuz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ama biz bu kanun teklifimizden vazgeçmiyoruz. Tabii yardımlaşma ve dayanışma Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın kültüründe, en gelişmiş olan, en hızlı hareket edebildiğimiz çok önemli alanlardan birisi. Ve hakikaten özellikle son yıllarda deprem felaketleri, sel felaketleri, yangınlar birçok afetlerle karşılaştığımızda hızla dayanışma ağlarını ördük. Kadın kollarımız kendi evlerini de açmak dahil olmak üzere yapılabilecek ne varsa orada halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı. Bu arada tabii deprem bölgesinde yaşamak konteynerleri açtık. Aslında deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız da birer deprem zede olmalarına rağmen o konteynerlarda kadınların özel ihtiyaç malzemelerini çocukların talebi olan mama gibi işte bebek bezi gibi bazı maddeleri giyim malzemeleri gibi maddeleri temin ettiler ve hızla dağıttılar. Halen de bu yöndeki çalışma larımız devam ediyor. Ve tabii daha öncesinde 3 yıl önce size yaptığımız sunumda 2018 seçimlerinde yüzde %5'in altında oy alarak kaybettiğimiz seçim bölgelerinden bahsetmiştik. O seçim bölgelerine odaklandık ve orada nasıl sonuçlar elde ettiğimizi birazdan aktaracağım. Gene 1934 yılında kadınların parlamentoda seçme seçilme hakkına sahip olmasından sonra hiç kadın milletvekili çıkarmamış olan 20 ilimiz var. O illere de odaklandık. Özellikle burada Kader Kadın Adayları Destekleme Derneği ile sinerji içinde yürüttüğümüz çalışmalardan netice aldık. Bunu da aktaracağım ve gene Önceki sunumumuzda, 3 yıl önceki sunumumuzda demiştik ki 2019 yerel seçimlerinde %5'in altındaki oy oranıyla kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler var, seçim bölgeleri var. Buralara da odaklanacağız. Odaklandık ve neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Tabii yurt içi ve yurt dışında kadın hakları ile ilgili olarak birçok seminere, panele, etkinliğe katıldık. Orada hem ülkemizi hem de partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sosyal medya örgütlenmemizde de çok ciddi bir efor kat ettik. Burada bilişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Armağan Akgüz'e bir özel teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten adeta yankı odaları oluşturuldu ve tüm illerde, ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kollarının adresleri, sosyal medya hesapları var. Ve az önce hedef bazlı üye çalışmasından bahsetmiştim. Sayın Genel Başkanım bu bizim üye yazılımdan almış olduğumuz son rakamdır. Siz bize 100 bin yeni kadın üye yapın demiştiniz. 100 bin yeni kadın üye yapamadık. 163 bin 233 yeni kadın üye yaptık. <laughs> 15 Ağustos tarihli rakamdır. Bu bunun içerisinde tabii vefat eden kız kardeşlerimiz her birini rahmetle anıyoruz ve istifa edenler de var ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları sahada yarattığı sinerji ile sürekli olarak partimize yeni üye kazandırmaya devam etti. Tabii sahaya çıktığımızda sadece kadın üye yapmıyoruz. Erkek üye de yapıyoruz. Buna rağmen şöyle bir tablo elde ettik. 30'un altında olan yüzde 30'un altında olan kadın üye oranımızı yüzde 36'ya yükselttik. Hedefimiz tam eşitlik, ama bunun için epeyce mesafe kaydetmek gerekiyor. Ve demir Leblebi sohbetlerinden bahsetmiştim. Demir Leblebi sohbetleri de bizim her hafta salı günü düzenlediğimiz ve bir konuşmacıyı konuk olarak ağırladığımız 81 ilden 973 ilçeden kadın kollarımızın katılabildiği etkinlikler ve 106 eğitim programı gerçekleştirdik. Her eğitim programında konuşmacımıza onun adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden bir burs bağışında bulunarak bir kız çocuğumuzun da okullaştırılmasına katkıda sunmaya, katkı sunmaya çalıştık. Bunun için de özellikle Necla Erdem'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Yaşamak projemiz gerçekten partimizin icracı yönünü gösteren ve bugüne kadar 20 binden fazla kız kardeşimizin hayatına direkt dokunduğumuz bir proje oldu. Hukuki destek, ücretsiz hukuki destekten psikolojik desteğe, barınma ihtiyacının karşılanmasından iş imkanı yaratılmaya, çocuklarına burs imkanı sağlanmasından davalarda duruşmalarda refakatçi olarak o kız kardeşlerimizin yanında bulunup onlara güç vermeye kadar çok geniş bir yelpazede şiddet mağduru olan kadınlara ve istismara uğrayan çocuklara sahip çıktık. Onların yanında olduk, büyük bir dayanışma içerisinde olduk. Şimdi 3 yıl önce yaptığımız sunumda 2018 genel seçimlerinde %5'in altında milletvekili, 29 milletvekili çıkaramadığımızı aslında odaklansaydık bu 29 milletvekilini çıkarabilir diye size arz etmiştik efendim. Şimdi 3 yıl önce bu tespitte bulunduktan sonra özel olarak bu illere odaklandık ve sonuç şu oldu bu 29 ilin 21'inden 24 milletvekili çıkardık. Şimdi tabloda tek tek hangi ilde kaç milletvekilini çıkardığımızı görüyorsunuz. Ama ben tabloyu şöyle özetlemeye çalışayım. Örneğin Diyarbakır'da 21 yıl sonra bir milletvekili çıkardık. Eğer tabloya bakacak olursak Diyarbakır'da 17 ilçemiz var. 17 ilçenin 16'sında kadın örgütümüz yoktu. Derhal kadın örgütünü kurduk ve hızla saha çalışmalarına ağırlık verdik. Bu saha çalışmaları sayesinde kadın üye oranımızı %266 arttırdık. Yani aslında hiçbir başarı tesadüf olarak gelmiyor. Gene Kars'ta 21 sonra bir milletvekili çıkardık. Elbette bunda parti örgütümüzün, adaylarımızın, genel merkezimizin büyük bir eforu var. Ama kadın kolları olarak biz Kars'ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardığımız Kars'ta 8 ilçemizin 7'sinde örgütlü değildik göreve geldiğimizde. Derhal burada örgütlenmeyi gerçekleştirdik ve burada da üye sayımızı yüzde 320 arttırdık ve böylece orada farklı bir sinerji yaratabildik. Gene Rize'de 43 yıl sonra bir milletvekili çıkardık. Rize'de de 12 ilçemizin yarısında yani altısında herhangi bir kadın örgütümüz yoktu. Kadın örgütlerimizi kurduk ve gene burada da son derece kayda değer bir şekilde üye sayımızı arttırdık. Bu vesileyle eski Rize İl Kadın Kolu Başkanımız, merhum Nurhan Nurdan Ardal'ı da rahmetle anıyoruz. Kendisi geçirmiş olduğu ilim bir kazan neticesinde yaşamını kaybetmişti. Mekanı cennet olsun diyoruz. Onun ismini yaşatmak da bizim görevimiz. Şimdi 21 ilden 24 milletvekili çıkarmıştık. Fakat toplam 29 il vardı. Bu iller içerisinde de gene çalışmalarımızı yürüttük birazdan daha detaylı olarak o il başkanlarımızın da katkısıyla bazı tespitlerde bulunabileceğiz ancak bunlar içerisinde bir il hariç her birinde gene üye sayımızı arttırdık üye sayısının düştüğü tek il Hatay ilimizdir ama hepimizin malumu 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatay'da çok büyük kayıplar yaşadık. Onun için şu anda Hatay İl Kadın Kolu Başkanımız da gene bir depremzede olarak aramızda bulunuyor. Ama onun dışında her ilde üye artışımızı sağladık. Her ilde örgütlü çalışmalarımızı tamamladık ve gene hep sahalardaydık. Kadınların seçme seçilme hakkına sahip olduğu 5 Aralık 1934 yılından bu yana hiç kadın milletvekili seçilmemiş olan 20 ilden bahsetmiştim. Şimdi bu illeri görüyorsunuz. Gene odaklı bir çalışma gerçekleştirerek bu illerden ikisinde ilk kez kadın milletvekili çıkartılmasında katkımız oldu. Birisi Giresun, diğeri Osmaniye. Nevşehir'de de MHP üzerinden MHP'den bir kadın milletvekili seçildi. Böylelikle 20 ilden geriye kaldı 17 il. İnşallah bir sonraki seçimde bunu sıfırlamayı hedefliyoruz. Arzumuz bu yönde. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın milletvekili oranı 27. dönemde yüzde 17.33'tü, 28. dönemde yüzde 19.83 oldu. Tabii ki burada da dikkat edilmesi gereken bir mesafe var bir sonraki tabloda 27 ve 28 dönem milletvekillerimizin cinsiyete göre partilere yönelik sandalye dağılımının detaylarını görüyorsunuz ki birazdan zaten Profesör Doktor Serpil Sancar da bu konuda bazı analizlerde bulunacak görüşlerini paylaşacak Şimdi konuşmamızın ikinci bölümü yerel seçimlere dönük neler yapacağız? Ama önce bir tespitle başlamak gerekiyor. Kadınların yerelde seçme seçilme hakkının kazandığı tarih 3 Nisan 1930. 3 Nisan 1930'dan günümüze kadar 19 yerel seçim gerçekleşti. Ve bu 19 yerel seçim neticesinde 32 bin erkek belediye başkanına karşılık sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Yani yüzde üçlük bir orandan bahsediyoruz. Gene önce tam bir fotoğrafı çekip sonra neler yapacağımızı aktaracağımız için bu verileri de paylaşmak istedim. 2019'da gerçekleşen son yerel seçim sonuçlarına göre. Muhtar sayımız, kadın muhtar sayımızda yüzde 64'lük bir artış oldu. Ancak yüzde 64'lük artışla bile yüzde ikilerdeyiz. Yani 50.157 muhtarın sadece 1.119'u kadın, 1.272 il genel meclis üyesinin sadece 48'i kadın, 1.389 belediye başkanının sadece 21'i kadın. 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece ikisi kadın. Biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu. Ve 20.745 belediye meclis üyesinin sadece 2.283'ü kadın. Kadın belediye başkan Oranı yüzde üç demiştim. Peki adaylıklar ne durumda? Aslında 1999'da binde altılardan başlanılmış adaylık süreci. Son seçimlerde 7.8'e kadar yüzde 7.9'a kadar yükselmiş ancak yüzde 8 içerisinden sadece yüzde 3'ü seçilebilmiş. Muhtar ve belediye meclis üyeliklerindeki kadın oranını da hızlıca özetleyeceğim. Muhtarlıklarda dediğim gibi yüzde 2.14, belediye meclis üyeliklerinde yüzde 11, il genel meclis üyeliklerinde yüzde 4.79, belediye başkanlıklarında yüzde 3. Peki biz neler yapacağız demiştik ve neler yaptık? Biz dedik ki 2014 yerel seçimlerin ile 2019 yerel seçimleri arasında %5'in altındaki oy farkıyla kazandığımız 13, kaybettiğimiz ve kazandığımız 13 belediye var. 13 belediyeyi kazandık. 13 belediyeyi de kaybettik. Ve eğer 2014'te buna odaklanılarak 2019 seçimlerine girilseydi daha farklı bir tablomuz olabilirdi detaylar olduğu için şimdi o detaylara girmiyorum ancak e, 2019'da kaybettiğimiz yüzde beşin altında farkla kazanamadığımız belediye sayısı 46 oldu pardon 49 oldu yüzde beşin altında kazandığımız belediye sayısı ise 43 oldu. Ancak oransal olarak bakıldığında kazandıklarımızdaki oy farkının kapanmaya doğru olduğunu, kaybettiklerimizdeki oy farkının ise açıldığını görüyoruz. Onun için biz dedik ki biz bu 49 belediyeye ve 43 belediyeye odaklanacağız ve mutlaka ama mutlaka bunları Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikecek şekle getireceğiz. O halde yerel seçimlerde neler yapmayı planlıyoruz? Birincisi az önce arz ettiğim gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde yüzde beşin altında farkla kazanamadığımız 49 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikeceğiz. Bu bir. İkincisi gene az oy farkıyla kazandığımız 43 belediyeyi koruyacağız. Bunlara odaklanacağız ki şu anda çalışmalarımız o yönde zaten biraz önceki tabloda gene örgütlenmede ve yeni üye çalışmasında kat ettiğimiz mesafeler var. Şöyle özetlemek isterim. Mesela bunlar içerisinde Eskişehir'in İnönü ilçesinde özel olarak hem kadın kollarını kurduk hem de aynı zamanda üye çalışması yaparken o kadar rahatsızlık duydular ki elektrik kesintisi gerçekleştirildi. Ama gene de kadın kollarımız, Eskişehir kadın kollarımız İnönü'de cep telefonun ışığıyla akşam saatinde üye çalışmasını devam ettirdi. Dolayısıyla bu 49 artı 43 belediyeye odaklanarak çalışmalarımızı yürüttük ve önümüzdeki 7 ay içerisinde de gene bu çalışmaları derinleştirerek ve genişleterek devam edeceğiz. Böylelikle buraları mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Ayrıca yeni büyükşehir belediyesi, il, ilçe ve belde belediyeleri kazanacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Elbette bütün bu çalışmaları yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanlığımıza eş güdümlü olarak yapacağız. Ama biz sahada olanlar olarak işin saha boyutunu tutacağız. Gene kadın muhtar sayısının artmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadın muhtarlar aslında yerelde illerin, ilçelerin kazanılması için de çok etkili oluyorlar. Onun için kadın muhtar sayımızı, kadın belediye başkan sayımızı, kadın il genel meclis üyesi ve kadın belediye meclis üyesi sayımızı da ikiye katlamak, en az ikiye katlamak gibi bir hedef koyduk kendimize Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak. Ve tabii belediye meclis üyeliklerinde fermuar sistemini çok önemsiyoruz. Çünkü kadınlar sahada çalışıyorlar, kente en fazla kadınlar kullanıyorlar. Dolayısıyla kentteki sorunları da sorunların çözüm önerilerinde en iyi bilen kadınlar. Onun için fermuar sistemi olmalı ki Kadınlar belediye meclis üyesi olarak belediyede sorunları ve çözüm önerilerini dile getirsinler ve e, beldelerine, illerine, ilçelerine katkı sunmaya devam etsinler. Ve gene toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için eşitlik birimlerini çok önemsiyoruz. Bu aşamada... Bazı belediyelerimizde eşitlik birimi var ancak eksiklerimiz var. Onun için TÜM Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde hazır sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halk rahat bir nefes alabilirken aynı zamanda eşitlik birimlerinin kurulmasını böylelikle kadınların, çocukların tüm dezavantajlı gruplarında daha rahat bir yaşam içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yönelik beklenti, diğer belediyelere, diğer partilerin belediyelerine yönelik beklentilerin çok daha üzerinde. Bizden daha fazla şey istiyor halkımız. Onun için bunu önemsiyoruz. Bir de belediyelerde karar mekanizmalarında kadınların eşit temsili de bizim için çok kritik bir konu. Yani bir belediye başkanının dört belediye başkan yardımcısı varsa ikisi kadın ikisi erkek olmalı diyoruz. Bunu hangi belediye başkanına söylesem evet olmalı diyor. Olmalıyı yapmalıya dönüştürmeliyiz. Özetle diyoruz ki eşit bir gelecek için eşitlik gelecek. Peki eşitlik <laughs> eşitlik nasıl gelecek? En önemli slaytı en sona sakladım. En son görselimiz aslında bu görsel için Cedit yani Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nden sevgili Sevinç Ünal'a teşekkür etmem gerekiyor. Ondan aldım bu görseli. Ve diyoruz ki eşitlik için aslında şu üç kavramı bir masaya yatırmamız lazım. Aynılık eşitliği, farklılık eşitliği ve dönüştürücü eşitlik. Aynılık eşitliğini özetlemek gerekirse fotoğrafta gördüğünüz gibi, resimde gördüğünüz gibi farklı boyda üç kişi maç izlemeye gidiyor. Fakat üç kişinin altına da eşit yükseklikte bir basamak konuluyor. Ve en kısa boylu olan kişi, orada bir çocuk olarak imgelenmiş, maçı izleyemiyor. Şimdi diyorlar ya hani kadınlar siyasette çok direngen olmuyor, çok uzun süre kalıcı olmayabiliyor. Şimdi kendinizi en kısa boylu kişinin yerine koyun. Maça bir kez gittiniz, maçı izleyemediniz. İkinci kez gittiniz, gene izleyemediniz. Üçüncü kez gittiniz, gene izleyemediniz. Üstelik de bir şeyler oluyor. İnsanlar işte atılan gole seviliyor, kaçan gole üzülüyor bir şey bir hareketler oluyor ama siz oyunun hem içindesiniz hem dışındasınız. Bu maça dördüncü kez gider misiniz? Bu üçüncü kişinin yerinde olsanız. Gitmezsiniz. İşte o yüzden siyasette Türkiye'de siyasette kadınların durumu bu yani aynılık eşitliği söz konusu. Bizim partimizde böyle değil. Bizim partimizde farklılık eşitliği var. Farklılık eşitliği nasıl oluyor? Farklılık eşitliğinde farklı boylara sahip olan kişilerin altına maçı izleyebilecekleri şekilde farklı basamaklar, farklı yükseklikteki basamaklar konuluyor. Ancak bu basamakların gerçek anlamda eşitlik yaratabilmesi için kota uygulamasının, çok önemsediğimiz kota uygulamasının varlığının 50 oranında olması yani denkliğin paritenin hedeflenmesi ve bunun hayata geçmesi için içselleştirilmesi ve fermuar sistemi uygulanarak sıralamaların bir kadın bir erkek şeklinde yapılarak tam anlamıyla eşitliğin sağlanması gerekiyor. Peki dönüştürücü eşitlik nasıl sağlanacak? Dönüştürücü eşitlikte gene partimizden örnek verilirse şöyle sağlanacak. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak kadınları örgütleyenleriz. Kadınları siyasete hazırlayanlarız. Kadın politikalarını üretenleriz. Partimizin politikalarını yaygınlaştırırız. Yeni üyeler katarak kadın, erkek, genç partimize yeni üyeler katarak Cumhuriyet Halk Partisi ailesini genişletenleriz. Ve en önemlisi dediğim gibi burası aslında kadınlar için bir okul gibi, bir basamak gibi. Buradan daha sonrasında ana kademelere yükselmek müm mümkün. Ancak bunun gerçek anlamda hayata tutundurulabilmesi için tıpkı 1979 yılı öncesindeki tüzüğümüzde olduğu gibi kadın kollarının yetkisinin ve bütçesinin olması gerekiyor. Biz bu hakka sahip olduğumuzda gerçek anlamda dönüştürücü bir eşitliği tetikleyeceğimize inanıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin her daim en zor zamanlarında model alınan, her daim en zor zamanlarında göreve çağrılan ve tarihten gelen o dönüştürücü gücüyle var olan partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bu sorumlulukla, bu inançla, bu kararlılıkla, bu iradeyle eşit bir Türkiye'yi sağlama, getirme, yani eşit bir Türkiye yaratma konusunda son derece e, azimliyiz efendim. Onun için son olarak eşit, adil, özgür bir Türkiye dileğiyle diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.